Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bankkart Genç birçok arkadaşımızın eline ulaştı. Ulaşmayanlar da muhtemelen kuryelidir ve gelecektir. Burs kredi alsanız da almasanız da 18-26 yaşındaki herkes bu kartı Ziraat Bankası'ndan alabilir ve hayatınızı kolaylaştırır arkadaşlar. Yalnız dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Oraları sizinle paylaşıp küçük hatırlatmalar yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kartta hem kredi kartı var hem banka kartı yani aslında tek kart gibi görünse de iki kartınız var. Ön yüzü, arka yüzü. Ön yüzündeki numara banka kartı numarası, arka yüzünde kredi kartı numarası var. Ve güvenlik 3 rakamlı güvenlik kodları banka kartı için ve kredi kartı için ayrıdır ve arkasında yazar. Şimdi bunlar ne işe yarayacak? Onlara bakacağız. Alışveriş yaparken banka kartını mı kullanacağız? kredi kartını mı kullanacağız nasıl karar vereceğiz dikkat etmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. Öncelikle kredi kartını aktifleştirmek, kullanmak, kullanmamak sizin elinizde. Alışveriş yapacağız. Önce internet üzerinden alışverişten bahsedeyim. İnternet üzerinden alışveriş yaparken eğer mevcut bursumuzu ya da kredimizi ya da ailemizin bize gönderdiği harçlığı harcamak istiyorsak, bankadaki bakiyemiz üzerinden harcama yapmak istiyorsak banka kartı yani ön yüzdeki numarayı kullanmamız gerekiyor. Yok, hayır, buradan değil. Ben kredi kartı kullanacağım. Param yok şu anda. Önümüzdeki ay hesap kesim tarihinden sonra son ödeme gününe kadar sürede ödenmesi gereken borç, kredi kartı harcamaları oradan harcamak istiyorum diyenler varsa kredi kartı numarasını yazacaklar ve harcamalarını bu şekilde yapacaklar arkadaşlar. Kredi kartınızın son ödeme tarihini ödemezseniz faiz biniyor. Nakit de çekebilirsiniz ama çekmeyin. Çektiğiniz anda yüklü miktarda faiz biniyor. Bunu hatırlatayım. Kredi kartını kullanırsanız bile son ödeme günü mutlaka ödeyin. Banka kartını kullanmak tabii ki daha güzel. Elinizdeki parayı biliyorsunuz. Ona göre harcama yapıyorsunuz. Şimdi internet üzerinden böyle. Gelelim fiziki alışverişler. Mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Marketten alışveriş yapıyorsunuz. Diyelim ki size sorulduğunda banka mı kredi mi denildiğinde eğer bankayı seçerseniz biraz önce dediğim gibi karttaki bakiye neyse onu. Eğer ki bakiyeniz sıfırsa ve harçlık avansınız açıksa harçlık avansınız da kullanabilirsiniz banka diyerek. Gelelim kredi kartına alışveriş yaptınız kasada ödeme yapıyorsunuz kredi mi banka mı sorusuna kredi derseniz o zaman kredi kartınızdan hiç paranıza dokunulmadan borç olarak kredi kartınızdan çekilir. Sonra son ödeme tarihinde ödersiniz. Otomatik ödeme talimatı verir seniz de burslarınız kredileriniz yattığında otomatik olarak kesilir ama tarihleri lütfen takip edin. Banka kredi ve harçlık avansla ilgili kafanıza takılanları yine cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça da karşınıza çıkacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.